Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Geniş Açı Kuşağı'na hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi televizyon stüdyolarında hazırlanmakta olan Geniş Açı Kuşağı içerisinde ekonomide dijital yolculuk programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün de daha önceden olduğu gibi yine kıymetli konuklarımız ve önemli konularımızla birlikte olacağız. Bugünkü konuğumuz Sayın Mehmet Ergen'e. Kendisi kırmadı, geldi. Davetimizi kabul ettiler. Değerli bilgilerinden, görüşlerinden faydalanacağız. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz Çok için. teşekkür ederim efendim. Davetin için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Ergen'e özel sektörde, otomotiv sektörünün, sanayinin öncü kuruluşlarında uzun yıllar üst düzey yöneticilikler yapmış kıymetli bir isim. Tedarik zinciri, dış ticaret alanlarında uzman bir isim. Bugün de kendisi günümüzde yine dış ticaret konularında, tedarik zinciri kanalları konularında, özel sektörde danışmanlık yapmakta, mentörlük yapmakta. Ama başka bir şapkası daha var Sayın Ergen'in, akademisyen kimliği de var elbette. Uzun yılların verdiği bilgiyi, deneyimi artık gençlerimize de aktarıyor bir yandan. Bugün de kendisiyle otomotiv sektöründe dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz diyerek size sözü vermek istiyorum. Ben biraz sizden bahsettim ama biraz da sizin dilinizden dinleyelim kendinizi. Önceki davetiniz için çok teşekkür ediyorum hocam. Nazik sözleriniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz gerçekten. Ben Mehmet Ergen'e 1966 yılında İstanbul'da doğdum. Lise öğretimini Saint Bernard Fransız Lisesi'nde, lisans öğretimimi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra biraz ara verdim ve yaklaşık 25 yıl sonra da Maltepe Üniversitesi'nde tedarik zinciri yönetimi üzerine yüksek lisansımı yaptım. Halen de bu içinde bulunduğumuz üniversitede uluslararası ticaret doktorası yapmaktayım. Çok büyük keyifle sizden de ders aldım. Hocam olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Çok keyifle devam ediyorum. Tabii bu akademik kariyerimde başlangıcı aslında bu doktorun da etkisi oldu bu sayede. Tabii ben profesyonel iş hayatıma 1988 yılında Koç Holding'e bağlı Verdesan şirketinde başladım. O zaman o şirket yeni ihracat yapmaya başlıyordu. Çok keyifli bir giriş oldu. 21 yıl o şirkette çalıştım. Bir motor parçası ihracatından bir komple mopedin Fransa'dan Türkiye'ye transfer edilmesi projesinin liderliğini de yaptım. 21 yılda çalıştıktan sonra yine bir Koç grubu şirketi Otokar'da çalıştım. Onun sonrasında Gülüş grubuna bağlı Parsan şirketinde bir deneyimim oldu. Genelde otomotiv var ki otomotiv sektöründe hem bu benim iş hayatımın içerisinde oldu hem de biraz hobi gibi oldu bana. Hala çok yakından takip ettiğim bir sektör. En sonunda çalışma hayatımda Belçika'da bir cephe firmasında çalıştım. 2021 yılının sonunda da profesyonel iş hayatıma nokta koydum. Şu anda sizin de belirttiğiniz gibi dış ticaret ve tedarik zinciri konularında yeni bu işe başlayan, yeni ihracat yapmak isteyen, dışarıda açılmak isteyen firmalara veya tedarik zinciri konularını geliştirmek isteyen firmalara danışmanlık yapıyorum. Bir yandan da Türk Eğitim Vakfı'nın mentoring diye bir uygulaması, o da yeni gençlere mentörlük yapıyor. Çok güzel. Bir yandan da şu anda lojistik ve dış ticaret konularında akademisyenlik şapkam çok küçük bir şekilde olsa onu da başladım. Çok keyif alıyorum gerçekten. Bilgi birikimi öğrencilere paylaşmak, gençlere paylaşmaktan. Çünkü bilginin bende durmasının bir anlamı yok. O bilgi paylaştıkça güzelleşiyor. Onun için de çok güzel bir ortam. Bir de Bugün de burada bulunmaktan çok büyük mutluluk çok duyuyorum. Teşekkür teşekkür ediyorum. ediyoruz. Hakikaten uzun yılların verdiği, siz şimdi kısaca bahsederken söylediğiniz gibi her alanında sektörün ve çeşitli kademelerinde çok farklı açılardan bir sürü deneyim elde etmiş oldunuz, bilgi birikimi elde etmiş oldunuz. Dolayısıyla bütün bunları aktarmak hakikaten gençler için bugün önemli. Çünkü girişimcilik, iş kurmaları, bu noktada işi bilen birilerinden danışmanlık almaları da hakikaten mühim. O yüzden programımız bu açıdan da umarım faydalı olur. Umarım. Otomotiv sektörünü enine boyuna sizinle konuşalım bu noktada Sağ olun. istiyorum.
O zaman bir başlangıç noktası olarak bu kadar da konuya hakim birinden şöyle bir başlangıç noktası olması açısından otomotiv sektörünün gelişimi diyebilir miyiz? Nasıl ikinci sanayi devriminden günümüze gelene kadar nasıl bir değişim dönüşüm geçirmiş otomotiv sektörünün ortaya çıkması zaten bir sanayi haline gelmesi başlangıç noktası olarak yine bir sanayi devrimi içinde bulunduğumuz bir başka sanayi devrimi bir değişim dönüşüm hiç kaçınılmaz devam ediyor. Bu süreci biraz özetleyebilir misiniz bugüne kadar? Tabii aslında mobilitenin ilk adımı tekerin icadı. Biraz çok geriye gidiyoruz ama onunla aslında mobilite ve hareketlilik başlıyor. Tabii ki sanayi devrimi, birinci sanayi devrimi bambaşka bir dönüşüme etki ediyor. Bunun arkasından da ilk 1769 yılında Fransız mühendis Cugnot bir ilk aracı, buharlı ilk aracı ortaya koyuyor. Ondan sonraki aşama bu sefer Daimler, Gottfried Daimler'in 1876'da ilk içten yanmalı motoru Deutz ismini, Deutz firmasının içerisinde bunu geliştirmesi. Tabi bunun arkasından Karl Benz'in, yine bir Alman olan Karl Benz'in bu ilk içten yanmalı motoru bir araçta kullanması. Bu iki isim şu aşamada önemli. Daimler Benz, daha sonra bugünkü Mercedes aslında kurucusu olan kişiler orada ilk adımını atmış oluyorlar. Tabi bu otomotivin ilk doğuşu Avrupa. Almanya, Fransa bu ülkelerde ilk ortaya çıkıyor. Tabi bir aşamada nasıl tekerin icadı bir önemli aşamaysa 1888'de de bu sefer Michelin kardeşinin, bugün hala yaşayan Michelin kardeşinin kauçuk lastikleri bu sefer ortaya koyma birlikte otomotiv bambaşka bir noktaya geliyor. Tabi hep Avrupa'da aslında bu ilk gelişme olmakla birlikte aslında otomotivin çağ atımızdaki en önemli noktadan bir tanesi olan seri üretim bu sefer Amerika'da gerçekleşiyor. 1908 yılında Henry Ford, Ford T ile ilk seri üretimi gerçekleştiriyor. O dönemde tabii sadece atlar var çünkü araba otomobil çok pahalı o dönemde dünyada. Henry Ford soruyor insanlara, ne istiyorsunuz şu anda, nasıl bir şey ulaşım istiyorsunuz? Diyor ki daha hızlı atlar istiyoruz. Çünkü o kadar çünkü. Çok güzel, evet. Veya iki atlı araba var, dörtlü atlı araba, yani daha hızlı gitmek için. Evet. İnsanlar bir takım araçlar istiyor. Ama Henry Ford ne yapıyor? Bu seri üretimle Ford T'yi yapıyor. Tabii o bir devrim. Çünkü 2000 dolar araçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve çok hızlı olarak insanlar Ford T'ye binebilmeye başlıyorlar. Tabii bu gelişme sonrasında dünyada en büyük gelişmenin bir tanesi tabii Birinci Dünya Savaşı. Avrupa'da doğan bir otomotiv sektörü. Ama Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'nın çok büyük zarar görmesiyle birlikte Avrupa bu işte biraz geri düşüyor. Tabii 1920'ler Amerika'da en güzel dönemi Amerika'nın bu savaş sonrasında. O dönemde Amerika çok daha iyi gidiyor. Ne zaman kadar? 1929 buhranına kadar. Tabii orada biraz yavaşlıyor otomotiv sektörü. Bunun paralelinde mesela Avrupa'da nasıl bir gelişme oluyor? Hitler'in halk arabası dediği Volkswagen Kaplumbağa modelinin geliştirmesi tabii aslında otomotiv konusunda bir önemli gelişmelerden bir tanesi. Tabii bunun sonucunda tabii bu büyük buhran oluşan Avrupa'daki politik ortamdan sonra İkinci Dünya Savaşı ile dünya karşı karşıya kalıyor. Tabii yine Avrupa bu sefer otomotiv sektöründe birçok sektörde olduğu gibi yerli bir olan bir Avrupa'dan bahsediyoruz büyük çoğunluğu. Çok büyük zarar gören bir kıta haline geliyor. Otomotiv sektörü yine Avrupa'da biraz daha kesintiye uğrarken Amerika'da özellikle lüks tüketimle lüks araçlarla otomotiv sektörü devam ediyor. Ama tabii bir yandan Avrupa toparlamaya başlıyor. Özellikle Volkswagen tekrar toparlıyor. Fransa'daki şirketler ön plana çıkmaya başlıyor. Ne zamana kadar? Bu sırada bir krizde, bu sefer 1970'lerdeki petrol krizi. Evet. Çünkü hep böyle yüksek yakıt harcayan araçlardan bu sefer daha tasarruflu araçlara geçiş dönemine gelme durumuna geliyor dünya. Tabii orada bu sefer Japonlar ön plana çıkıyor. Japonlar nasıl geliştiriyor bu arabaları? Üniversite öğrencilerini kimliği altında bir takım mühendislerini Amerika'ya gönderiyorlar. Ve bu aşamada o mühendisler Amerikan halkının ne tarz araç kullanmak istediğini inceliyor. Ve buna göre de Japonlar yeni arabalar geliştiriyor. Hem daha
konforu hem daha ekonomik araba. Ve bir anda özellikle Amerika'da Japon araçlarının bir atağını görüyoruz. Tabii bir yandan teknolojik gelişmeler başlıyor. Evet. Zaten bugün konumuz da biraz o dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Dolayısıyla şu anda çok farklı bir dünyada otomobil sektörü farklı dönüşüm içerisinde gitmeye devam ediyor. Geçen bu süreç içerisinde dünya ekonomisindeki önemli krizlerden, olaylardan sektörde hem nasibini almış hem de ona göre kendini güncellemiş diyelim. Evet. Öyle değil mi? Yeni şartlara uyum sağlayarak günümüze kadar gelmiş ve dünya ekonomileri içerisinde hangi ülke olursa olsun ekonomik açıdan, iktisadi açıdan baktığımızda ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip başat sektörlerden biri halinde. Dolayısıyla bugün itibarıyla madem bugüne kadar geldik, gerek dünya ekonomisi açısından gerek Türkiye ekonomisi açısından otomotiv sektörünün durumuyla ilgili rekabet çok yoğun, rakipler var. Bu dijital dönüşüm süreciyle birlikte yeni rakipler de ortaya çıkıyor. Dünya ve Türkiye ekonomisinde sektörün yerine ilişkin tespitleriniz neler olabilir? Tabii otomotiv dünyanın en önemli sektöründen bir tanesi. Çok fazla ülkeye hitap eden, mobilitenin kaynağı diyebiliriz otomotive. Tabii bir konuyu daha belki burada söylemek lazım. Tabii bu gelişim yaşarken konsolidasyonlar yaşandı otomotiv dedi. Yani bugün baktığınızda Stellantis grubu oluştu. Avrupa'daki Fiat, Amerika'daki Chrysler'i satın aldı. Onun arkasından da Peugeot ve Citroen PSA grubu ile birleşti. Büyük bir Stellantis grubu oluştu. Bir yandan Nissan'la Renault'un bazı ortakları oldu. Çinli firmalar, Çinli gibi Volvo'yu satın aldı İsveç'ten büyük markasını. Tabii hepsinin sonucuna baktığımızda bugün dünyada 2020 sonu itibariyle 90 milyon adet aracın üretildiğini görüyoruz. Tabii bu 2017 yılında 97 milyona kadar çıktı bu üretim. Ama daha sonraki bu pandemi veya dünyadaki oluşan krizler dolayısıyla şu anda 90 milyon adetlik bir üretim söz konusu. Bunda 15 sene önce 2007 yılında bu dünya toplam üretimin %30'unu Avrupa yaparken bugüne baktığımızda bu %30'u artık Çin'in yaptığını görüyoruz. Ve Çin artık 2020 sonu itibariyle Japonya'da geçerek dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı ülke haline geldi. Müthiş bir değişim dönüşüm çok, geçiriyor. Çok büyük bir dönüşüm. Demek yolun bir ülkeden nereye geldiğini görüyoruz. Tabii aslında. Teknolojik dönüşümün aslında orada nasıl olduğunu görüyoruz. Öncüsü oldu şimdi. Adeta. Evet. Tabii en büyük üretici kim diye baktığımızda dünyada Toyota'yı görüyoruz. Toyota Group olarak dünyanın şu anda 10,5 milyon adet bir üretimi dünyanın en büyük üreticisi firma konumunda Toyota. Volkswagen de sürekli Volkswagen grubu ile birlikte Volkswagen sadece Volkswagen markası olarak bakmamak gerekiyor. O da Audi, Skoda, Seat, Porsche gibi marka içinde bulunan bir grup. Sürekli bir yarış halinde ama Toyota son dönemde özellikle şu anda daha ileride bir üretici. Tabii dünyada bu önem varken tabii Türkiye için de çok önemli bir sektör, otomotiv sektörü. Türkiye dünyanın 14. büyük üreticisi konumunda. Yaklaşık 1,5 milyon adet üretim yapılan bir sektör. 250 bin kişi direkt istihdam ediyor. Tabii büyük bir aslında ekosistem otomobil. Hem hasılaya katkı hem istihdama katkı öyle değil mi? Her tabii. Yönden iktisadi göstergelerde baktığımızda pek çok göstergeye katkısı olan bir sektör. Tabii 250 bin kişi dediğin zaman aile açısından baktığında bu 1 milyon kişiye gidiyor. Oya hizmet veren yani onun yan sanayisi diye baktığında tabii çok daha büyük bir ekonomi haline geliyor. Tabii baktığınızda ihracatta da şu anda en büyük sektör otomotiv. Yaklaşık %16 payı var Türkiye'nin ihracatından. İşte 2023'te 255 milyar dolar ihracat yaptık Türkiye olarak. Bunun 35 milyar dolarını otomotiv sektörü gerçekleşti. Tabii bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Çünkü ana sanayi ve yan sanayi var burada. Evet. Bunun 24 milyar dolar kısmını ana sanayi yaparken 11 milyar kısmında otomotiv yan sanayisi gerçekleşirdi bu ihracatın. Tabii baktığımız zaman Türkiye'nin ihracat kilogram değeri yaklaşık 1,5 dolar civarında ortalama. Otomotiv katma değeri ve teknolojisiyle birlikte yaklaşık 11 dolarlık bir kilo başına ihracat değerine sahip şu an Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye için son derece önemli bir sektör.
Daha da gelişmeye açık bir sektör. Ama tabii 2023'te ilk defa dış ticaret açığı verdiği bir sektör haline geldi. İthihatın yükseldiği bir yıl yaşadık 2023'te. Ama normal şartlarda hep dış ticaret fazlası veren bir sektör. Onun için geleceği açık, öne açık ve sürekli gelişen bir sektör. Dijital dönüşümden de bu ölçüde en çok payı belki de alıyor. Hem programımızın ana teması hem de şimdi otomotiv sektöründe dijital dönüşüm mü konuşacağız. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu müthiş aslında devinim, dönüşüm otomotiv sektöründe nasıl kendisini gösteriyor? Sektörü nasıl etkiledi? Sektör bu dijital dönüşüm sürecinde ne gibi gelişmeler yaşıyor acaba? Otomotiv sektörü dijital dönüşümü, dijitalleşmeyi en yakından takip eden sektörlerden bir tanesi. Baktığımızda yapay zeka, nesnenin interneti, makinelerin konuşması, blok zincir teknoloji bunlar tamamı otomotiv sektöründe gerek araçlarda, giderek daha fazla araçlarda ve üretim aşamasında da çok fazla kullanılıyor. Tabii baktığımızda Google ve Apple gibi markaların da aslında otomotiv sektörüne girmeye çalışması bunun en güzel göstergenden bir tanesi. Çünkü bunu nasıl bir dijital dönüşümü aslında gerçekleştirdiğini gösteren önemli noktalardan bir tanesi. Tabii hep klasik otomotiv markalarını konuşuyoruz ama baktığımızda bir sürü Tesla markasını hepimiz çok duyuyoruz. Gerçekten bir dönüşümü yaratan elektrikli araç ama sadece elektrikli araç da değil. Bunun dışında bir ekosistem yaratan bir markadan bahsediyoruz. Tabii Türkiye'de bu konuda önemli bir adım attı. TOG yatırımını yaptık. Ve ilk 2023'te TOG'a piyasaya çıkmaya başladı. Şu an sadece Türkiye satılmakla birlikte önümüzdeki dönemde Avrupa'da da ihracat da söz konusu olacak. Doğru zamanda doğru adımlar atıldığı zaman bunun aslında meyvanın toplanabileceğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu dijital dönüşümü aslında yakalamak son derece önemli. Tabii bu da baktığınızda dijital dönüşümle birlikte araçlardaki yakıt sistemleri de değişiyor. Yani bunun neyi konuşuyor? Elektrikli araçlar dedik. Elektrikli araçların dışında hibrit araçlar var. Hibrit araçlar... İlk başlangıç noktası diyebilir miyiz? Hatta hibritten tam elektriğe doğru bir... Geçişle değil tabii, mi? Hibrit, aynı zamanda çeşitleniyor sürekli olarak. Dijital dönüşüm sektörde de ürünleri çok ciddi manada çeşitlendiriyor kesinlikle. Galiba. Daha öngöremediğimiz belki daha ne çeşit de ulaşım araçları, otomotivin sadece binek araba diye değil aslında değil mi? Hep belki bunu düşünüyoruz ama çok farklı segmentlerde de belki türlerde de araçlar tabii üretimi ki, özellikle mesela baktığınız zaman şehir içi konumda olan otobüsler mesela bu konudaki evet. En hızlı gelişen sektörden bir tanesi aslında. Yani dijital dönüşüm veya yeşil dönüşümü en hızlı aslında uygulayan otomotiv segmenti aslında baktığımızda. Tabii sadece elektrikli, işte dediğiniz gibi hibrit, şarj edilebilir hibrit, şu an tabii hidrojen yeni bir dijital dönüşüm aslında otobüs sektöründe habercisi olan çeşitli değişimler. Dönüşümün, otomotiv sektöründeki gelişimin ürün bazlı nasıl değişim dönüşüm yarattı hep araçlar üzerinden, nihai ürün üzerinden aslında konuştuk. Oysa şu da var işin bir başka boyutu, dijital dönüşüm, teknolojideki gelişmeler sadece nihai ürünü farklı bir biçime, hüviyete getirmekle kalmıyor. Aynı zamanda biz bu dijital dönüşümü, teknolojideki değişimi, gelişimi, dönüşümü, işte belki dijital dönüşüm evet. Bu noktada çok güzel bir kavram. Hepsini içine alan farklı boyutlarıyla nihai ürünün yanı sıra üretim teknolojisini de değiştiriyor. Konuşmamızın başında siz hatta kitle üretiminden, taylorizmden bahsetmiştiniz. Evet. Otomotiv sektörünün ortaya çıkışıyla ilgili akabinde üretimin seri üretime dönüşmesi gibi şimdi de aslında yeni bir üretim teknolojisi süreçleri yaşıyoruz. Mesela akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar bu noktada o üretim süreciyle ilgili olarak farklı bir nokta aslında. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü akıllı fabrikalar dediğimizde işte 4. sanayi devriminin getirdiği bütün yeni teknolojilerin hiç insan dahil olmaksızın birbirleriyle konuşmak suretiyle bir ürünü
oluşturmaları, nihai bir ürünü ortaya çıkartmaları, akıllı fabrika konsepti içerisinde ya da karanlık fabrika dediğimiz kavram içerisinde. Otomotiv sanayide sanırım buna çok uygun değil mi? Sermaye yoğun olması, otomasyon bazlı olması yahut farklı rakip sektörleri var mı? Böyle de bakmak lazım. Bu bir handikap da olabilir mi? Riskler de barındırıyor mu bu yeni üretim süreci içerisinde otomotiv sektör açısından? Tabii otomotiv sektörü aslında dünyada hem üretim hem de tedarik konusundaki en öncü sektör diyebiliriz otomotiv sektörüne. Baktığımız zaman işte, özellikle Japonya'dan çıkan daha sonra başka ülkelerin de uyguladığı just in time gibi tam zamanda teslimat veya just in sequence dediğimiz sırrı teslimat veya tedarikçilerin fabrikanın kenarında veya yanında depo tutup hattı beslediği supply park dediğimiz veya artık bir son aşamada tedarikçinin artık üretimin içerisine gidip üretimin montajını yaptığı fraktal fabrikaya kadar biz dönüşüm içerisinde otomotiv tedarik üretim konusunda çok ciddi gelişmeler yaptı. Tabii yine Japonya'dan çıkan Kanban gibi işte sürekli değişimden Kaizen gibi veya işte Japonca 5S ile başlayan kelime düzen, ayıklama, tertip, standartlaştırma ve disiplinin içeren 5S kavramı. Bunların hepsi aslında otomotivden gelen kavramlar. Tabii robot özellikle üretimi otomotivde çok uzun zamandan beri kullanılıyor. Hem ana sanayi hem yan sanayide. Dolayısıyla üretim teknoloji olarak otomotiv bütün şeyi teknoloji yakından takip ediyor ve bunu sürekli uyum sağlıyor. Hatta birçok sektöre önder oluyor otomotiv sektörü baktığımızda. Ama tabii üretim evet ama önümüzdeki dönemde belki üretim sektörünün üretim konusundaki handikaplarından bir tanesi aslında paylaşım ekonomisi olacak. Artık evet, önümüzdeki dönemde... Önemli bir kavram değil mi? Yeni kavramların da ortaya çıkmasına aslında vesile evet, olunuyor. Çünkü artık genelde baktığımız zaman dünyada otomotiv sahipliğinin azaldığını görüyoruz. Ülkemizde de ortaya çıkan bir trend değil mi? Evet. Günümüzde belki çok hani başlangıç aşamasında küçük adımlar evet, belki dünyayla karşılaştırdığımızda tabii ama Türkiye'de bu gelişiyor. Tabii Türkiye'de öyle bir takım mi? Yasal düzenlemenin yapması gerekiyor bununla ilgili. Onunla ilgili bir takım çalışmalar var. Ama dünyada bu giderek daha fazla yayılıyor. Tabii bu biraz da aslında jenerasyonla ilgili. Şu anda yeni jenerasyon, yeni gençler belki bu tür şeylerde bir şeye sahipmen, bir şeye ait hissetmede daha bizlere kıyasla daha farklı düşünüyorlar. Daha özgür ve daha evet, paylaşımcı bir bakış açısıyla kesinlikle, değil mi? Evet. Onun için de bir şeye sahip olmaktansa yani ihtiyacı olduğu kadar kullanmak bu da daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Tabii ki paylaşım ekonomisi de bunun yani paylaşım bundan en önemli faktörler bir tanesi. Yani kiralamıyorsunuz ama işte saatlik aslında kiralama gibi bir şey aslında bu da ama evet, dijital ortamda o da aslında dijital dönüşümü de destekleyen bir şey. O dijital dönüşüm de bunun içerisinde aslında. Dolayısıyla bu da yepyeni bir olgu. Bu da gelişecek daha fazla. Yani önümüzdeki dönem her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de birçok yeni gelişmeye gibi bakalım daha neler göreceğiz. Evet. Ve şimdi bu son söylediğiniz sözler hakikaten çok kıymetliydi bence. Çünkü teknolojideki değişme aslında maddi yapıyı, yani maddi yapı derken burada mesela bir sanayiyi, otomotiv sanayini dönüştürüyor. Ama sadece üretimi, nihai malı dönüştürmek değil, üretim süreçleri, teknolojisi değişirken söylediğiniz çok kıymetli bir şey var orada. Hukuk kurallarının da yapılması gerekiyor. Yeni kavramlarla, yeni değer yargılarıyla, yeni kurumların, kuralların, konuya ilişkin hukukun ortaya çıkması. Yani sadece aslında yaşanılan şey bir teknolojik dönüşümden ibaret değil. Hukukuyla, değer yargılarıyla toplumu tümden değiştiren, dönüştüren bir süreç. Tabii, böyle tabii, bakmak lazım. Yani işin somut boyutu kadar daha soyut taraflarda da aslında bir değişim, dönüşüm bütün toplumu etkiliyor. Bu da bence muazzam bir devinim, dönüşüm. Başka bir medeniyete, başka bir şeye doğru gidiyor aslında toplumlar. Öyle değil mi? Teknolojideki bir küçük değişim bile çığ etkisi gibi, kar topu etkisi gibi daha doğru bir ifadeyle her şeyi değiştiriyor. Çok güzel ifade ettiniz. Bu tabii aslında hep deniyor ya değişim, dönüşüm. Yani değişim evet, daha küçük olan şey dönüşüm. Evet. Ama dönüşüm dediğiniz zaman bambaşka bir yola gidiyorsunuz. Aslında evet, şu an dünya oraya doğru dönüyor. Tam da dijitalleşmeye, doğru.
Yani bu aslında evet. baktığınız zaman dijitalleşme aslında hepimizin çok kullandığı bir şey. Artık hepimizin hayatı cep telefonlarımız. Evet. Artık her şeyi cep telefonlarımızdan yapıyoruz. Aslında hepimiz bu dijital dönüşümün çok net olarak içindeyiz. Evet, hepimiz yaşıyoruz. Her anımız öyle değil mi? Yani sanki o telefonumuz olmadığı zaman elimizde bir şeyimiz eksik gibi hissediyoruz. Doğru. Bütün bankacılık işlemlerimizi oradan yapıyoruz, seyahatimizi oradan planlıyoruz. İşte mesajlarımıza bakıyoruz, insanla iletişim halinde oluyoruz. Evet. Yani bu dönüşüm çok hızlı ve daha da hızlı olacak önümüzdeki dönemde. Tabii çok güzel bir noktaya temas ettiniz. İşin hukuki boyutu. Evet. Bu işte siber suçlar ortaya çıkıyor, burada farklı evet. dijital sıkıntı ortaya çıkıyor. Hackerlık ortaya çıkıyor. Evet. Tabii bunun tabii sonra bir hukuk boyutu tabii ki her zaman var. Sonunda o işin olmazsa olmazı. Dolayısıyla bu dönüşüm hukuki boyutta, ahlaki boyutta, insan aslında bir dönüşüm de aslında toptan bir dönüşüm. Toplumsal dönüşüm aslında bir de. Evet, toptan, toplumsal, herkesi evet. kapsayan zihinsel dönüşüm, toplumsal dönüşüm evet, aslında. Güzel. O da aslında bunu getiriyor. Peki biz bu dönüşüme bir de yeşil dönüşümü katalım o zaman. Çünkü dijital dönüşümün yeşil dönüşümü de aslında desteklemesini bekliyoruz öyle değil mi? Kaynaklarımızda etkinliği, verimliliği sağlama noktasında ikisini birbirinden ayırt edemiyoruz aslında. Yeşil dönüşüm de hakikaten mühim. Bu noktada dijital dönüşümün artı bir değer yaratmasını bekliyoruz yeşil dönüşüme katkı noktasında. Otomotiv sektörü açısından bu iki dönüşümü birlikte nasıl değerlendirebiliriz? Mesela birbiriyle çelişen tarafları var mı? Dijital dönüşümün otomotiv sektöründe mesela elektrikli araçların üretilmesi noktasında diyebiliriz. Evet, yeşil dönüşüme katkı, içten yanmalı motor çağının artık bittiğini söyleyebiliriz. Bu noktada önemli bir katkı, fakat bazı handikaplar, bazı riskler muhakkak ki vardır. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Dijital ve yeşil dönüşümü birlikte ele alsak. Şimdi tabii yeşil dönüşüm özellikle sürdürülebilirliğe başlıyor. Evet. Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler'de kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte aslında yeşil dönüşüm hayatımıza girmeye başlıyor. Bugün ülkeler veya şirketler artık sürdürülebilir kapsamında bu yeşil dönüşümü çok daha fazla önemsiyor. Tabii bu dönüşüm özellikle Avrupa'da çok daha önde şu an. Avrupa bu konuda çok daha hızlı gidiyor. Özellikle yeşil dönüşümün önemsendiği Avrupa'nın 2050 yılında ilk karbon nötr kıta olma hedefi bu dijital yeşil dönüşümün aslında göstergelerinden bir tanesi. Bu kapsamda 2035 yılında Avrupa'da fosil yakıtlar için, güncel araçların satışının tamamen yasaklanması söz konusu. Tabii bu çok yakın bir tarih. Tabii yani. Geldik sayılır. Yarın aslında. Gözümüzü açıyoruz, kapatıyoruz, zaman o kadar hızlı geçiyor ki 2035 dediğiniz çok çok yakın bir tarih. Tabii. Yani gelecek için, diyemiyoruz. Şimdi o kadar. O kadar hızlı dönüşüyor ki bu şimdi. Avrupa'daki satış aletlerine baktığınız zaman da 2020 sonu itibariyle %52'sinin pazarda elektrikli hibrit veya şarjlı bir hibrit araçlarda oluştuğunu görüyoruz. Dönüşüm çok hızlı. Tabii bu dönüşüm zaman zaman insanı korkutmuyor da değil. Tabii biz sürdürülebilirlikteki en önemli faktörlerin bir tanesi de biz dünya çok kol kullanıyoruz maalesef. Evet. Baktığımızda bu işte özellikle iklim değişikliğinin hangi etkileri olduğunu görüyoruz aslında. Bu yeşil dönüşümün aslında esas çıkış noktası da bu iklim değişikliğinin handikapları. Baktığımızda Dünya Ekonomik Forumu'nun her sene yayınladığı risk raporu var. İşte önümüzdeki 2 sene, 10 sene içerisinde ne gibi riskler öne çıkacak diye. En son 2023'te yenilen rapora baktığımız zaman ilk 10 yıl içerisindeki risklerden en fazla ilk 4 tanesinin iklim değişikliğine veya çevresel faktörlerin olduğunu görüyoruz. Biz aslında kaynaklarımızı çok hızlı tüketiyoruz. Baktığımız zaman işte 2023 yılına baktığımızda 365 günün 214 gününde biz bütün kaynakları tükettik aslında. Önümüzdeki kaynaklarından yemeye başladık. Evet, borçluyuz geleceğe. Evet, çok hızlı tüketiyoruz. Tabii onun için de aslında yeşil dönüşüm orada bu faktörler ön plana çıkıyor. Tabii yeşil dönüşüm ne dedik? Yeni araçlar, yeni tür araçların üretilmesi burada söz konusu. Tabii en başta ne olacak? Elektrikli araçlar çıkıyor. Ama elektrikli araçlarla ilgili
enlem faktörüne bu bir defa bir pil yapımı söz konusu. Buradaki de en fazla kullanılan malzeme de lityum. Ve bunlar dünyada nadir bulunan elementlerden bir tanesi lityum. Bu konuda da yoğun bir rekabet var değil mi? Tabii ve önümüzdeki 17 yıl içerisinde yani 2000 bu dönemde 2050 yılına kadar lityum tüketinin 17 kat artacağı hesaplanıyor. Tabii bu çok ciddi bir gelişme, çok hızlı bir gelişme. Bugün lityum kaynaklarına baktığınız zaman dünyadaki en büyük kaynak Bolivya'da olduğunu görüyoruz. Yani 39 milyon tonluk bir rezerv var Bolivya'nın. Onu Şili, Arjantin, İran ve Çin takip ediyor. Dolayısıyla belli bölgede bir rezerv söz konusu. Bu da risk. Nasıl petrolde, dünya petrol krizi yaşadığı zaman Arap coğrafyasındaki gel şu an değişse de bugün dünyanın en büyük petrol ülkesi Amerika haline geldi. Kaya gazından sonra. Artık OPEC Plus diyoruz evet. Ya artık. Evet, çok farklı bir noktaya geldi ama yine de bir elementin sadece belli bölgeden temin ediyor olması sonuca büyük risk. Araya girmiş olacağım ama şimdi söylediğiniz şeyler yeni fikirler, yeni şeyler hatırlatıyor. Yazın Çin BRICS toplantısında başta Çin olmak üzere BRICS'in üyeleri Arjantin'i ve diğer başka ülkeler de var ama Arjantin dediğiniz için oradan şey yapmak söylemek istedim. Arjantin'i BRICS'e dahil etmek istediler. Aslında oldukça ekonomik açıdan istikrarsız bir ülke olmasına rağmen zengin lityum kaynakları BRICS gibi bir topluluğa Arjantin'i Çin'in davet etmesine yolu açtı diye bunu da eklemek istedim. Tabii. Şimdi baktığınız zaman bunun temeli coğrafyaya baktığınızda Bolivya, Şili, Arjantin sonunda Güney Amerika'da ne kadar istikrarlı ülke olduğu tartışılan bir bölgeden bahsediyoruz aslında. Evet. Buna rağmen değil, öyle değil mi? Buna rağmen onları uzaklarında tutmak istemeyen, içinde Çin'in, Hindistan'ın dünya ekonomisine giderek yön veren ülkelerin oluşturduğu bir topluluğa katmak düşüncesi çok ciddi. Aslında sektörde, alanda bu konuyla ilgili rekabetin de bir göstergesi gibi geliyor. Tabii. Yani şimdi tabii bununla ilgili Avrupa bir önlem aldı. Yani 2023 yılında nadir elementler yasası diye bir tüzük üzerinde anlaştılar. İlk önce yıl içerisinde bunlar görüşüldü. Kasım ayında nihai anlaşmanın sağlandığı ortaya kondu. Neydi bunlar nadir elementler yasası? Bunun içerisinde bazı dünyada az bulunan ve tüketimi artması öngörülen bazı madde araçları. Az evvel lityumu konuştuk. Bu gibi nikel, bakır, bor, magnezyum, titanyum gibi malzemeler var. Avrupa Birliği ne yaptı bununla ilgili olarak? Dedi ki ben bunun %10'unu minimum kendi kaynaklarından yapmak istiyorum. %40'ını kendi içinde işlemek istiyorum. Yani ben başlayan temin ediyorum ama işlemesini %40'ını kendim yapacağım. %25'ini geri dönüştüreceğim. Yani daha evvel kullanan malzemeyi geri dönüştüreceğim. Bu ilk taslakta %15'ti. Daha sonra %25'e çıktı bu oran. Ve bir de bir şey daha ortaya koydular, %65'ini bir kaynaktan almayacağım. Daha azını alacağım. Çünkü ne kadar bir kaynağa bağlı olursanız o kadar burada handikap yaşamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında nadir elementler konusunda alınmış bir önlem. Yani onun için de bu riski aslında dağıtmaya çalışıyorlar. Evet, bu tabii işin pilin üretilmesiyle ilgili olan sıkıntılar. Tabii sonunda elektrik araç var. Sonunda bunun elektriğin üretilmesi var. Evet. Tabii elektrik ne kadar yeni bir kaynaklardan üretiliyor, ne kadar klasik kaynaklardan üretiliyor burada. Tabii ki rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilebilir enerjilerden bu elektriği ürettiğiniz zaman tabii daha avantajlı oluyorsunuz. Tabii orada bir tane gri alan var, nükleer enerji aslında. Nükleer enerji de işte yenilebilir mi, yenilebilir ama çevreci mi, değil mi, işte onunla ilgili çok konuşma var. Ama genel olarak baktığımızda bunun sera gazı üretmediğinden dolayı kabul edebilir bir enerji son tartışmalar bu yönde, öyle değil mi? Çünkü çok ciddi tepkiler varken farklı bir bakış açısı artık gelmeye başladığını da görüyoruz. Evet. Hangi yenilikçi teknolojilerden bahsetmek mümkün? Üretimiyle
az önce lityum dediniz, aracın üretilmesi noktasında olduğu kadar çevresel risk açısından sonuçta bu da bir ticari ürün ve ekonomik ömrü var. Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra da ortaya çıkabilecek bir takım çevresel olumsuz etkiler var elbette ki. Tabii ki. Değil mi? Şimdi, bunları önlemeye yönelik olarak da mesela sonuçta teknolojik değişim, dönüşüm devam ediyor. Bunları önlemeye yönelik yeni teknolojiler de ortaya çıkabilir. Belki elektrikli araçlara alternatif olarak mesela hidrojen kaynaklı az önce söylediğiniz gibi yahut farklı enerji kaynaklarından beslenen araçlarda üretilmeye çalışılabileceği gibi mevcut elektrikli araçların çevreye zararlarını azaltmakla ilgili bir takım yenilikçi önlemler, uygulamalar, inovatif farklı ürünler üretilmeye de çalışılıyor olabilir. Tabii. Ya da çalışılacaktır. Bu konuda bir takım gelişmeler var mı dünyada? Ne gibi uygulamalar karşımıza tabii çıkıyor? Elektrikler şimdi bir konu daha belki, iki konu daha aslında söylemekte fayda var. Bir tanesi şarj konusu. Otomotivle ilgili. Şu anda baktığınızda şarj konusu tabii elektrikli araçların en önemli beslenme şekli. Bugün baktığınızda yaklaşık 400 km civarında menzile sahip bu araçlar. Ve bu araçların şu an %97'si 400 voltluk araçlar statüsünde ve bunun şarj süresi yaklaşık 40 dakika. 40 dakikanın altında bir şarj şu anda ortalama tabii aracın ağırlığına, teknolojisine göre değişiyor ama olarak 40 dakikalık bir şarj söz konusu. Ve bu teknoloji gelişecek. Bununla da birlikte önümüzdeki 2025'te bunun 800 volta çıktığı zaman şarj süresi yarıya düşecek. İşte 2026-2027 1200 volta, 2028'de 1500 voltluk araçların ortaya çıkacağı düşünülüyor, planlanıyor. O zaman şarj süresi 5 dakikaya düşebilir. Ama şu anda baktığınızda 40 dakikalık bir durum söz konusu. Tabii siz şehir içinde kullandığınızda 400 km menzili çok yeterli ama şehir dışına çıktığınız zaman bu şarj konusu tabii, biraz handikap olmaya başlıyor. Bir elektrikli araçlarla veya yeni teknolojik araçlarla ilgili bir tanesi satış sonrası işleri aslında. Çünkü şu andaki mevcut klasik araçlara baktığımız zaman bu araçların hepsinin belli kilometrelerde işte gidip bakımın yapılması söz konusu. O zaman da tabii çok ciddi bir satış sonrası ekonomisi oluşuyor ülkelerde. Ama yeni teknolojiye baktığımız zaman o satış sonrası işinde artık giderek önemini kaybettiğini. Çünkü daha az parça var, daha bakım gerektirmeyen parça var. Dolayısıyla da bu satış sonrası da aslında dönüşümün içerisinde farklı bir nokta olarak ön plana çıkıyor. Tabii teknolojik gelişime baktığınız zaman özellikle şimdi dedik, elektrikli dedik, hibrit dedik. Yeni bir hibrit. Tabii ki şu an en çok gündemde olan madde bir tanesi hidrojen. Hidrojenle araçlar. Çünkü hidrojen bugün baktığımızda doğada bulunabilen ve elektroliz yöntemiyle enerjiye çevirebilen bir element. Üretirken oksijen, kullanırken de su, saf su üreten bir teknoloji aslında baktığımızda. Tabii çok fazla bulunması dolayısıyla dünyada birçok bölgede üretilmesi söz konusu. Yani bir petrol gibi sadece bir bölgenin üretimine kalmış bir değil. Yani bugün Amerika'da, Okyanusya'da, işte Orta Doğu'da birçok coğrafyada bunun üretilmesi söz konusu. Dolayısıyla geleceğe dönük çok ciddi bir teknoloji haline gelmiş durumda. Bugün baktığımızda özellikle mesela Toyota'nın burada ön plana çıktığını görüyoruz. Toyota'nın bununla ilgili geliştirmeyi tamamladığını ve artık seri üretime geçeceğini okuyoruz. BMW'nin bu konuda ciddi çalışmaları seri var. Seri üretime geçmek epeyce yol kat etmek demek. Tabii. Pazara çıkıyorsunuz artık öyle değil mi? Yani, tabii hidrojenin bir takım handikapları var. Depolanması, taşınması, o da bir takım sıkıntı olabilir. Evet, tabii onunla ilgili iki tane şey ön plana çıkıyor. Gidip mesela şu anki gibi pompadan bir hidrojen doldurması veya işte tüp şeklinde olabilir. İşte gidip istasyona gidip bitmiş tüpü çıkartıp yeni tüpü yerine koyup ona yola devam edebilir gibi bazı noktalar var. Tabii Çin özellikle elektrikli araçlarda çok hızlı hareket etmesi, çok ön plana çıkması diğer ülkeleri, Avrupa'yı, Japonya'yı
farklı alternatif kaynaklarda çalışma yapmayı itti. Tabii daha çevreci bir ürün ama tabii daha üzerine çalışılacak nokta olduğunu düşünüyorum. Tabii bir yandan da denemesi yapılan güneş enerji araç söz konusu. Evet, ağaçın üzerine bir güneş paneli koyup orada o şekilde ağaçın enerjisini sağlanması gibi bir proje var. Tabii daha şu anda çok prototip halinde ama hidrojen şu anda önümüzdeki piyasaya dönemde çıktı, daha hızlı piyasaya çıkacak ve daha hızlı yürüyecek gibi gözüküyor. Evet. Yani inovasyonun aslında zaten sonu yok. Bir kerelik değildir aslında, öyle değil mi? Süreklilik arz ederse kıymetli. Dolayısıyla gerek ürün bazında, otomotiv ürün anlamında ürün bazında, gerek altyapısı, gerek alternatiflerin üretilmesi noktasında o inovasyonu her an görüyoruz. Orada bir süreklilik söz konusu. Her yeni teknoloji, her yeni inovatif farklı ürünün ortaya konması da yeşil dönüşüme katkı sağlayacak türden aslında. O handikapları, o riskleri azaltmaya yönelik bir takım inovasyonlar ortaya konulmaya çalışıyor. Son olarak sizin uzmanlık alanlarınızdan birisi de tabii ki dış ticaret olduğu için biraz az önce konuya girmeye de başlamıştık Avrupa Birliği'den bahsederken aslında. Çünkü Avrupa Birliği bizim için önemli bir pazar, otomotiv önemli bir sektör. Burada yaptığımız atılımlar var. Bütün bunları bir araya koyarak Avrupa Birliği ile otomotiv sektörü açısından dış ticaretimiz, dış ticaretimizin geleceğine yönelik neler söyleyebiliriz? Bununla kapatalım programımızı. Buyurun. Tabii az da söylediğiniz gibi inovasyon, değişim, değişmeyen tek şey değişim aslında. Evet. Yani onun için her şey çok hızlı değişiyor, teknolojiler çok hızlı değişiyor. Dünya daha hızlı dönüyor. Baktığı zaman bugün hep onu diyoruz. Pazartesi olmadan cuma oluyor. Hafta nasıl bitti, ay nasıl bitti, yıl nasıl bitti. Her şey çok hızlı değişiyor. Doğru. Tabii bu da bir değişim, dönüşüm. Evet, dış ticaret konusu tabii çok önemli bir faktör bu konuştuğumuz. Çünkü Türkiye için çok önemli sektörden bahsediyoruz. Bugün ihracatının %75'ini Avrupa'da yapan bir şirketten, bir sektörden bahsediyoruz. En büyük ihracat sektörümüzden bahsediyoruz. İşte 35 milyon dolarlık bir ihracattan bahsettik. Tabii bu sektör aslında yeni dönüşümde ikiye ayırmak gerekiyor. Ana sanayi ve yan sanayide ikiye ayırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Ana sanayide hep bahsettik aslında Toyota bazı konuda teknoloji daha şu anda önde. Özellikle Türkiye'de uzunca bir süredir hibrit araçları yapmaya devam ediyor onda. Ford Otosan bugün elektrikli araçlar üretmeye başladı. Tabii genelde Türkiye'de yapıya baktığınız zaman oradaki yabancı kökenli, yabancı ortaklı şirkete, ona global strateji çerçevesinde önümüzdeki dönemde aslında Türkiye'de bu teknolojinin daha da fazla kullanılacağını düşünüyorum. Tabii Türkiye aslında uzun zamandır direkt otomotiv yatırımı almadı. Şu anda 5 tane fabrika var Türkiye'de, 5 tane ana fabrika var. İşte Ford Otosan, Fiat, Oyat, Oyat Renault, Toyota ve Hyundai. Honda maalesef gitti Türkiye'den. Tabii o çok speküle edildi ama o biraz Honda'nın genel global stratejisi dolayısıyla hem Türkiye hem İngiltere'deki fabrikanı kapatıp Japonya'daki fabrikanın verimliliğini orada ortaya koydular. Tabii Türkiye'nin ihracatını özellikle otomobilin yanında otobüs sektörü de çok ciddi. Avrupa'nın en önemli otobüs üretim üstlerinden biri haline geldi Türkiye şu anda. Otokar, Temsa, Anadolu Isuzu, Karsan hem bu yenilebilir enerji teknolojilerini kullanarak hem de ihracattan arttırarak önemli bir söz sahibi olmaya başladılar. Tabii Türkiye bazı yatırımlar da kaçırdı bu arada. Ondan da bahsetmekte fayda var ki Volkswagen maalesef Türkiye yatırım yapmak isterken bu olmadı. En son BYD dünyanın en büyük artık Çinli üreticilerinden bir tanesi Macaristan'da yatırım kararı aldı. Ama bir yandan tabii Çin'in bu büyüyen otomotiv ihracatı ve üretimle birlikte Türkiye'de farklı yatırımlar konusunda görüşme yapıldığını da duyuyoruz. Bu Türkiye için önemli. Yani bu konuda Türkiye'de yeni yatırımın gelmesi önemli otomotiv sektöründen. Tabii ikiye ayrılmıştık. Bu ana sanayisi bir de tabii önemli şeyler bir tanesi yan sanayi. Bugün baktığınızda 14 milyar dolarlık bir otomotiv yan sanayisi ihracatı var Türkiye'nin. Tabii bu neydi? Teknolojilik. Bu teknolojiler tabii otomotivde farklı parça konumu gerektiriyor. Daha az parça, daha teknoloji parça. tabii bizim maalesef şu andaki yan sanayinde de güçlüyüz.
Çok öyle ciddi üretim yapan yan sanayimiz var bizim bugün Türkiye'de. Evet. Avrupa'daki birçok büyük firmaya ihracat yapan otomatik yan sanayimiz var. Ama bu dönüşüm çok hızlı olacak. Evet. Çok kısa zaman var. 2035 dediğimiz Avrupa'da fosil yakıt araçının satılmama süresi için şu anda elimizde 15 senelik bir süre kaldı. Tabii bir yandan bir şey daha devreye girdi. Sınırda karbon düzenlemesi. O da 2023 itibariyle devreye girdi. Başladı. Şu anda 2023 itibariyle sadece bir raporlama dönemindeyiz burada. Tabii otomotiv ilgilendiren ne burada? Özellikle otomotiv yan sanayi ilgilendiren demir çelik ve alüminyum malzemeler. Tabii diğer işte gübre, alüminyum, gübre, çimento, elektrik ve hidrojen. Onlar otomotiv sektörüyle çok alakalı değil ama özellikle demir çelik ve alüminyum parçalar bu sınırda karbon düzenlemesi için otomotiv yan sanayi çok yakından ilgilendiren iki tane sektör. Tabii 2026'da bu sefer 2026 başında artık gerçek hayata başlayacağız. Sadece raporlama devresi değil, o da gerçek hayat başlayacak. Tabii o dönemde bu istenen özelliklerde üretim yapamayan firmalar ekstra vergiler ödemek zorunda kalacak. Tabii bu Türkiye için çok büyük dezavantaj. Rekabeti tabii etkiler, öyle değil mi? Zaten son zamanlarda bu işte özellikle ücret artışları, işte döviz kuru, işte maliyet artışları dolayısıyla biraz rekabet konusunda Türkiye'de sıkıntılarımız varken bir de bu dijital dönüşüm çabucak tabii yakalamak lazım dönüşümü. Ki. Hiç geri kalmamak lazım, öyle değil mi? Çok hızlı koşmak gerekiyor. Çok hızlı, evet. Geçenlerde bu Taysat var. Taş Tarçı Yan Sanayi Derneği, onun değerli başkanı Sayın Albert Serdar'ın bir açıklaması vardı. Yani bizim rakibimiz aslında Fas diyor mesela, Fas diyor, Tunus diyor. Özellikle o ülkeler Avrupa yakınlığı dolayısıyla çok ciddi yatırım almaya başladı. Özellikle otomotiv yan sanayinde yeni dönüşüme ayak uydurabilmek için çok ciddi yatırım alıyorlar. Tabii evet. Türkiye'de bu konuda gerek ihracatçı birlikleri, ihracatçı meclisi, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı bir dakika bilgilendirmeye yapıyor. Ama bu da bu dönüşümü yaptırmak bir yatırım maliyeti gerektiriyor. Evet. Bunu ne kadar yapabilecek Türkiye, ne kadar yapamayacak? Çok hızlı gidilmesi lazım, çok hızlı koşulması lazım. 2026 şurada 3 sene az kaldı. Evet. Her geçen gün takvimle aslında gidiyor. Bu hızlı dönüşümü yakalamak. Çünkü Türkiye'nin çok büyük potansiyeli var. Yani baktığımızda son dönemde dünyada yaşanan işte Covid, işte Rusya-Ukrayna Savaşı, onun dışında işte en son yaşanan Hamas ve İsrail çatışması Türkiye'nin aslında önemini daha fazla ortaya çıkarttı. Hı hı. Bu jeopolitik önemi biz daha fazla ticari ortaklığa dönüştürebilirsek eğer bulunduğumuz coğrafyayı daha iyi değerlendirebiliriz, çok daha iyi noktaya getirebiliriz ülkemizi. Çok teşekkür ediyoruz. Otomotiv sektörünün dününü, bugünü ve geleceğe yönelik perspektifleri hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşüm bağlamında konuştuk. Bu konuda bizi bilgilendirdiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Katkılarınız için teşekkür ederiz. Ne iyi ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok böyle bir ufuk turu yaptık. Çok güzel bir sohbet oldu hakikaten. Çok teşekkür ediyorum çok tekrar davetiniz için. Çok keyifliydi. İnşallah bunlar sektörün gelişimi içerisinde, Türkiye'nin içinde çok daha güzel gelişimi hepimiz bekliyoruz. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Başka ülkemiz yok. Dolayısıyla bu cumhuriyeti önümüzdeki dönemde çok daha iyi noktaya geleceğine yönelik inanıyoruz. Çok onun için de inşallah bu çoğunda bir tuzumuz bulunsa da ne mutlu bize. Bize de. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e geldiği için. Sevgili seyircilerimiz, bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiler.